Gecikti. Mahir. Bak. Yasin bulmuş. Turgut'un başsavcının odasındaki parmak izini değiştirdiğine dair olan kanıt. Turgut'un bu cinayetin katili olduğunu destekliyor. Zaten Turgut kabul ediyor. Bitti artık. Bu dosya hakkıyla kapandı. Başardın Mahir'im. Hiçbir zaman mücadele etmekten vazgeçmedin. Bak, babanın masum olduğunu ispat ettin. Onu evine götürebileceksin artık. Maalesef sevinmek için henüz erken Sevda. Hapishanedeki savcı ifadeyi almıyor. Belli ki o hapishanedeki herkes tembihli. Turgut'u yok sayıyorlar. Tamam. Başka bir yol bulacağız demektir. Nasıl yapacağız bunu? O savcıyı ikna etmem imkansız. Adam beni müstahdem zannediyor. Kale almaz, dinlemez bile beni. O adamı boş vereceğiz. Bak, Ahmet Savcı'ya gideceğiz. Ahmet Savcı hem Turgut'un davasına bakan savcı, aynı zamanda güvenilir, temiz biri. Asla satın alınamaz. Ayrıca Nazif Baba'nın suçsuzluğuna inandığını bilhassa dile getirdi. Turgut'tan hemen ifade almak isteyecektir. Uzun sürdü. Ulaşamadım mı acaba? Belki de kabul ettiremedi. Adam korkmuş olabilir. Akın hakimin başına gelenler ortada abi. Kimse kalp krizi olduğuna inanmıyor. Konuşmayı kabul etti. Birazdan burada olacak. Helal sana be hakim hanım. Allah'ım sana şükürler olsun. Sen olmasan ne yapardım ben? Geldim. Rica ediyorum konuşmayı bana bırakın. Eğer Turgut'u kaçıracağımızı söylersek kabul etmez. Yalan mı söyleyeceğiz? Mahir müstahdem kılığıyla bir idam mahkumunu kaçırmayı düşünüyorsun. Bu küçük yalan seni sarsmaz herhalde. Gerekirse söyleyeceğiz abi. Her şey Nazif Baba için. Hoş geldiniz Sayın Savcım. Bu saatte buraya geldiğiniz için minnettarım. Açıkçası Turgut Akın'la alakalı deyince yok sayamadım. Buyurun oturun. Bir çay içer misiniz? Su yeterli. Ahmet Bey yardımınıza ihtiyacımız var. Elimden gelen bir şey varsa tabii ki. Süleyman abi Turgut Akın'ı öldürdüğünü zaten biliyordum. Lakin bu gerçek artık ortaya çıkmaz diyordum. Hele ki Turgut Akın'ın tavırlarından sonra insafa mı geldi? Keşke. İnsan bir yanı kaldı derdik o vakit. İtirafname için nasıl ikna ettiniz? Sakın zorlama tehdit var demeyin. O vakit size yardım etmem. Yok Sayın Savcım. Biz öyle insanlar değiliz. Kabul etti Turgut Efendi. Çünkü artık kaybedecek bir şey yok. Ölecek, kalemi kırıldı. Gider ayak şovunu yapacak. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Malum Turgut'un ruh hali hiç olağan değil. Her an vazgeçebilir. O vakit sabah erkenden gidip Turgut Akın'la bir görüşme talep edeyim. Sağ olun Sayın Savcım.
Meslektaşınız olduğum için onur duyuyorum. Donanmaya gitti efendim. Ama ben sana ne? İyi mesailer. Adliyeden geliyoruz. Ben savcı Ahmet Metiner. İdam mahkumlarına Turgut Akın'la görüşmek istiyorum. Anladım. Buyurun savcı bey. Bütün koğuşların sayım tamamlasın. Aa Ahmet, geleceğini bilmiyordum. Turgut Bey'le görüşmeye geldim. Hayırdır? Mühim bir şey değil. Yeni bir dava aldım da. Daha evvelden Turgut Akın aynı adamın davasına bakmış. Konuyla alakalı bir iki sualim olacaktı. Anladım. Kolay gelsin. Buyurun odama geçin. İşin bittikten sonra bir kahve içelim. Tamam. Çek! Yürü. İçerideler mi şimdi? Bir iki şey soracağım dedi ama apar topar niye geldi anlayamadım. Katibini de getirmiş yanına. Hakim sizin bir suç teşkilatında bulunduğunuzu, yaver mahlasıyla silah kaçakçılığı yaptığınızı iddia ediyor. Feride'nin cevvali de bu kadar işte. Bu iddia doğru mu? Kabadayılarla çalışan bir suçlumuz. Ben bir savcıyım. En mühim vasfım budur. Öyleyse yardım et. Yardım et de adalet yerini bulsun. Süleyman abi hakkınızda bir şey bulmuştu. Onu bu yüzden öldürdün değil mi? Kimler var bu suç teşkilatında? Anlatırsan son günlerini iyi geçirmeni sağlarım. Yüklerinden kurtul Turgut. Silah kaçakçılığını kimler için yaptın? Bu vakte kadar kimleri adaletten kaçırdın? O teşkilatın lideri kim? Ne
Sen dışarıda bekle, ben bir tuvalete gideyim. Detaylıca itiraf etti. Ama işin başında kim var? Çetenin reisi kim? Onu anlatmadı. Hepsini anlatacaktı. Öyle anlaşmıştık. Çok ısrar ettim ama maalesef. Anladım. Ben şimdi ifadeyi kendi elimle adliye götürüyorum. Yasin komiser, dışarıda sizi bekliyor. Ne olur ne olmaz, o da sizinle gelsin. Gene de gözün aydın Mahir. Sağ olun savcı bey. Savcı bey merhabalar. Merhabalar Yasin komiserim. Bu Turgut Akın'ın parmak izi raporu. Yani kendi parmak izi olduğunu gösteren rapor. Süleyman Savcı'nın odasındaki masanın altında Mahir görmüştü parmak izini. Bu çok önemli bir delil. Evet. Bu yüzden Turgut raporu değiştirmiş, başkasının gibi göstermişti. Verdiği ifadeyi de destekliyor. Bunu heyete sunduğum zaman hiçbir şüpheleri kalmayacak. Umarım bu kez adalet yerini bulur. Adalete güvenin Yasin komiserim. İstiyoruz. Hepimiz adalete güvenmek istiyoruz. Buyurun. Ben size adliyeye kadar eşlik edeceğim. Neden eksik ifade verdin? Pardon, nesi eksik? Hani her şeyi anlatacaktın? Bu işin başında kimin olduğunu da? Ha, öyle anlaşmıştık değil mi? Sen sevdin galiba burayı. Sen beni aptal mı sanıyorsun Mahir? O bilgi elmas değerinde. Benim garantim. Eğer arzu ettiğin her şeyi öğrenirsen, içindeki ateşin ne körükleyecek? Birden beni kaçırma arzun ateşin sönüverecek. Sözünü tut. Beni buradan kaçır. İşte o zaman istediğin her şeyi öğrenebilirsin. Akşama geleceğim. Bekle. Heyecanla. Nerede kaldı bu Yasin? Gelecek. Bu sefer de bir aksilik çıkmamalı. Çıkmayacak. Ben sadece merak ettim. Sakin ol, bitti artık. Bitmedi. Babam hapisten çıkıncaya kadar da benim için bitmesi zor. Her şey tamam mı? Tamamdır abi. İtirafname sağ salim yerine ulaştı. Sağ ol kardeşim. Oh, çok şükür. Bir de kazasız belasız Turgut'u dışarı çıkartayım. Nasıl yapacaksın peki? Belli ki bu kez onu iyi tecrit ediyorlar. Gece mesaiye kalacağım. Hapishanede çöpleri varillerle dışarı çıkartıyorlar. Kontrol etmiyorlar. Turgut'u varile yerleştireceğim, dışarı çıkartacağım.
çok riskli. Ya bu gece kontrol ederlerse? Denemekten başka çarem yok. Mahir, alacağımızı aldık. İtiraf etti. Bırak Turgut dar ağacında gebersin gitsin. Ya Turgut gibi birini dışarı salamayız. Özgür bırakamayız. Turgut itirafı reddeder o vakit. Ne derse etsin. Elimizde delil var. Ya Turgut'a verilen sözün hükmü yok. Yasin, bu Mahir'in kararı. Bence takdiri ona bırak. Ya bazen var ya, ikiniz de fazla iyisiniz. Ya bir kere de sözünüzü tutmayın. Bir kere de adaletli olmayın, ne olur. Ben gideyim. Dikkat et kendine. Dualarım seninle. Hadi eyvallah kardeşim. Eyvallah. Feride. Biraz oturalım mı? Olur. Yasin, yalvarıyorum artık ısrar etme. Mahir'i takip ettirmeyeceksin. Turgut'u yakalatmayacaksın. Polis olduğunu unut. Yapamıyorum Feride. Çok saçma Mahir'in yaptığı. Biz diyeceğimizi dedik, tamam mı? Tamam, peki. Kalkalım mı? Karakola gitmem gerek. 3481. 3481. Dinliyorum Kemal. Yasin komiserim, Ok Meydanı yolunda talihsiz bir kaza olmuş. Araçta savcı Ahmet Metiner ve katibi varmış. Aman Allah'ım. İyiler mi Kemal? Yaşıyorlar mı? Henüz olan yerine intikal edemedim. Öğrenir öğrenmez haber vereceğim. Bu tesadüf olamaz. Öğrendiler. Öğrendiler Turgut'u, ifadeyi, delili, her şeyi öğrendiler. Turgut'u öldürmeye çalışıyorlar. Hapishaneye gidecekler. Mahir de orada. Allah'ım yarabbim. Sakin ol. Ne yapacağız? Hapishaneye gidelim. Yürüyoruz. Nöbetler askere. Gece mesain vardı. Kolay gelsin kardeş. Aç. Ben askerliğimi Erzincan'da topçu Tugay'a. Ele de bakalım sen nerede yaptın askerliği? Temelli de çayı zift gibi yapmış. Böyle çay mı olur? Suyunu güzel kaynatacaksın. Çayını atıp yemeyeceksin. Demini atıp yemeyeceksin. Hele de bakayım sen nerede yaptın askeri? Bu kadar güzel mi? İçeri girmemiz gerekiyor. Görüş saati değil hanımefendi. Kardeşim, ben emniyetten komiser Yasin. Hanımefendi de ağır ceza hakimi Feride Şahdoğlu. Bak, acil işimiz var. Ölüm kalım meselesi. Müsaade et girelim. Thank you.
Sen nereye gittiğini sanıyorsun?